İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin birçok noktasını vurmayı gece boyunca sürdürdü. Ayrıca İsrail zırhlıları Gazze'ye karadan sınırlı bir saldırı yaptı. Gazze şeridinde İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 7000'i geçti. Birleşmiş Milletler, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin %40'ının çocuk olduğunu duyurdu. Filistin güçleri ise İsrail'in Tel Aviv, Hayfa, Aşdod ve Eilat şehirlerindeki hedefleri vurdu. Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 ayrı saldırı düzenlendi. Geçen 3 gün içinde Suriye ve Irak'taki Amerikan üslerine SİHA'larla ve silahlarla çok sayıda saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı'nın eski danışmanı emekli albay Douglas McGregor çarpıcı bir iddia ortaya attı. McGregor, ABD ve İsrail özel kuvvetlerinden oluşan bir birliğin keşif yapmak ve rehineleri kurtarmanın yollarını bulmak için girdiği Gazze şeridinde vurulduğunu ve ağır kayıplar verdiğini belirtti. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.